Merhaba arkadaşlar, kanalım Çalı'da hoş geldiniz. Videoları arka arka izleyenler ne oluyor da diyecek ama işte ben ikisini aynı anda görünce fragmanların yapacak bir şey kalmadı. Hani Shazam daha görece olarak yeni yüklenmiş, birkaç saat olmuş ama Dark Phoenix üzerinden 4 gün geçmiş. Bu iki fragmanı arka arkaya açıkçası tepki yaptım. Hani daha öncekini izlemeyenler için, belki çok uzun zaman sonra bu videoyu görenler için söyleyeyim. O yüzden tişörtümü değiştirdim ki farklı şey gibi olsun. Arada küçük bir mola verdik. Şimdi bakalım Shazam fragmanını hep birlikte izleyelim. O nasıl olmuş? Nisan'a az kaldı. Zaten iki tane teaser'ı fragman sanıp oturup tepki videosu çektim. Artık yani bu da fragmanmış. Çok şükür geldi. Bayağı bekletti bizi. Bir ay kadar yaklaşık. Bir aydan fazla belki de. Emin değilim. Sandberg ama yani her seferine değecek bir şeyler verdi. Bu sefer de öyle olduğunu umuyorum. Bakalım izleyelim. Daily Bats. I choose you as a champion. Say my name so my powers will become yours. Shazam. Wait, for real? Say it, okay? Say my name. Crazy, right? What are your superpowers? Superpowers, dude? I don't even know how to pee in this thing. This is proof of authenticity. Super strength. Electricity manipulation. Hyper speed. I'd like to purchase some of your finest beer, please. Captain Sparkle Fingers. No, it's not. That's not my name. Chosen one. Oh, you're like a bad guy, right? You literally did the opposite of what a superhero is supposed to do. You're him. You're the hero. You're welcome for not getting robbed. I'm Batman. Get him, Batman! How old are you? Basically 15. You electrocuted a bus and almost killed these people. And then I caught it! You leave tall buildings in a single bound. I'm sorry. Eğlenceli olacak gibi. Genelde daha önce de bahsettim ama DCU'nun standart karanlık havasına sahip değil. Ancak çok fazla DCU'dan gönderme var tabii. Yani gönderme değil aslında, o evrenin içinde elbette ki de hani deyim yerinde ise Snyderverse'e sadık kalmış bir film görüyoruz. Özellikle ben Shazam'le Doktor Sivana'nın dövüş sahnelerinde General Zod'la Superman'in dövüşlerini çok fazla gördüm. Gerek şu havadaki uçarken dövüşmeler olsun, gerek yerde arka arkaya yedi yumruklar. Aynı Zod'un Superman'e attığı yumruklarda hiçbir farkı yok. Aradaki Batman göndermesi de çok güzeldi. Böyle Ben Affleck'in sesini duyarcasına o oyuncağı kaldırıp atması falan. Yine de Shazam Family ile ilgili herhangi bir done verilmemiş. En azından ben görmedim. Kaçırdıysam bilmiyorum. Otobüs sahnesi güzeldi. Oradaki iki farklı bakış açısı, işte bir tanesi ben sadece kurtardığı anı hatırlarken kahraman, diğer çocuk sadece insanların neredeyse yaralandığı kısmı görmesi. O bina göndermeye falan, o çocuksu yanını korumaya devam ediyor. Güzel. Ve yine Shazam ailesini görmediğimiz gibi yedi ölümcül günahı da çok fazla yine görmedik. Heykelleri dışında bir şey. Yani direkt karakterler olarak yer alacaklar mı yoksa bir göndermeden mi ibaret olacak bilemiyorum henüz. Belki ikinci filme saklanan kötü karakterlerdir, emin değilim. Ancak yine eğlenceli güzel bir fragman olmuş. Artık filmi beklemekten başka yapacak bir şey kalmadı. Bundan sonra başka bir fragman verir mi Sandberg bilmiyorum ama bekleyip göreceğiz. Zaten Nisan'a da pek bir şey kalmadı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.